Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sunar. Efendim günaydın. Haftanın ilk iş gününün bakış programına hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda canlı yayın konumuz Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ramazan Ülger. Malum konumuz trafik sigortası. Açıkça söyleyeyim trafik sigortası konusunda sular durulmuyor. Her gün yeni bir gelişme yaşanılıyor. Her gün bir başka kesimden bir başka öneriler geliyor. Ve sigortacılar da bu öneriler karşısında kendileri bir anlamda savunmaya çalışıyor. Konuşacağımız birkaç tane temel başlık var. Bu yangın neden çıktı? Yangının hangi boyutundayız? Ve bu yangın söndürülmezse ne olacak? Tüm bunları Ramazan Ülger'le konuşacağız. Bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Varsa sorularınız, yorumlarınız katılabilirsiniz. Aynı zamanda Habertürk'ün Twitter adresi üzerinden ve benim Noyan Doğan Twitter adresi üzerinden de aktif olarak programımıza katılıp soru ve yorumlarınızı iletebilirsiniz. Süremiz el verdiğince sormaya çalışacağız. Hoş geldiniz Sayın Ülger. Teşekkürler. Sağ olun. Bu iş bitmeyecek herhalde değil mi? Bu trafik sigortasındaki bu yangın, bu sular durulmayacak herhalde. Siz mi bugüne getirdiniz bu kadar tartışma? Yıllarca konuşulmuyoruz. Bari konuşalım mı dediniz? Maalesef şimdi ülkemizde bazı şeyler vardır veya sorunlar vardır ki önceden biliriz. Çözüm yolları içinde yıllarca tartışırız. Fakat krize sebep olmadan veya artık çekilmez hale gelmeden bu hiç gündeme gelmez. Bu sorun bugün doğmuş bir sorun değil. Bugün sonuca ulaşmış bir sorun aslında. Yani bugün ete kemiğe bürünüp, rakamlara dökülüp insanların, şirketlerin bütçesine sorun olarak yansımış bir sorun. Ha, bu sorunun temelinde ne var, niye bu hale geldi diye ona bakmak lazım. Ona geçeceğiz ama bir şey soracağım. Şimdi çok net, ben geçen hafta sizin toplantınızı da izledim. Bize şunu net bir şekilde söyler misiniz? Bugün trafik sigortasının primleri kimisi %50, kimisi %30, kimisi %80, kimisi %150 arttı diyor. Şu andaki genel artış trafik sigortasında nedir Ramazan Bey? Ortalama %70 ortalama, yani tabii ki %40 artan da var, %150 artan da var. Ortalama bir yıl ortalaması %60 ile 70 civarında bir ortalama artış var. Art. Bir önceki yıla göre, ama ısrarla kusurlu sürücüye, işte çok kaza yapana, yapmayana, şehre, şehrin hasar frekansına göre değişiyor bu oran. Ama bir %50 ile 70 arasında bir artış var. Peki çok ciddi bir artış. Ciddi bir artışın temelinde ne var aslında? Şimdi bu artış dediğimiz zaman bu konuyu, trafik sigortasındaki hasar konusunu bir defa ikiye ayıralım. Burada iki ana teminat var. Bir ölüm, yaralanma, iki maddi hasarlar. Şimdi toplumun büyük çoğunluğu frekans olarak veya sayı olarak gördüğü için maddi hasarlar olarak algılıyor. Halbuki buradaki bu krizin veya sistemin kilitlenmesine götüren şey bedeni hasarlar. Yıllardır bedeni hasarlar var. Fakat ülkemizde bedeni hasarlarla ilgili bir hesap yöntemi var şirketlerin uyguladığı. Bu nedir? Hazinenin çıkardığı genelgelere uymak zorundayız. Yasa yok. Yasa yok. Genel şartlarımız var bizim. Tamam. Yasa var ama yasada böyle bir ihtiyaç olduğu son 3 yıl, 4 yıl içinde çıktı. Daha önce de bir sorun yoktu. Ne zaman başladı bu? Örneğin bir sigortalı birine çarptı. Buradaki poliçeyi de ayıralım lütfen. Bu üçüncü şahıslara verilen hasar. Yani bir sigortalımızın, bizim sigortalımız gidiyor bir başka araca çarpıyor veya yayaya çarpıyor. Ölümüne veya yaralanmasına sebep oluyor. Bu mağdur olan kişinin kendisi veya yakınları sigortadan bir tazminat alıyor. Biz bu tazminatı neye göre hesap ediyoruz? Bizim hesap formülümüz dediğimiz aktüeryal bir hesap sistemi var. Bu dünyada uygulanan sistem. Bizim için de uygulanan genelgeler, yönetmeliklerimiz var. Buna göre kişiye para ödüyoruz. Bunun içinde ikiye ayıralım burada da. Bir bunun gibi olanlar, bir de kusurlu sürücü dediğimiz kişiler var. Yani kişi kusurlu. Abartarak söylüyorum, kafayı çekiyor, gidiyor, duvara tosluyor, ölüyor. Kaçınılmaz sonuç.
Peki. Bu kişilere de 2012 yılına kadar yakınlarına tazminat ödenmiyordu. Kanun böyle mi diyor? Ödenmez mi diyor? Kanun değil. Mahkeme kararları böyleydi ve genel uygulama böyleydi. Peki. 2012'de bir mahkeme kararı diyor ki bu da sorumluluk poliçesidir. Bu kişilerin yakınlarına da ödenir. Bakın bugüne kadar sorun olmayan bir şey o gün sorun oldu. Yakın olanlara ödenir kararı bundan sonrakilere ödenir demiyor. Bu hakkı kullanmamış herkesin geriye dönük 10 yıllık hakkını açıyor. Geriye dönük uygulama kanunen uygun mudur? Bu bir yasal sıkıntı değil mi? Bu bir kanun değil. Sorun orada. İşte bunu siz teminat dışı diye kanuna yazmazsanız mahkemede dönüyor diyor ki kanuna diyor teminat dışı kalan halleri kanuna yazmazsanız ben yorumumu tüketiciden yana kullanıyorum. Bu bunun hakkıdır. Benim yorumuma göre ve bu parayı alır diyor. Bu kişi için bir karar verdi. O bir emsal oldu. Şimdi bunun gibi zaman aşımı süresi 10 yıl olduğu için 10 yıl boyunca sizden bu tazminatı alamamış herkes davaya gidiyor ve sizden geriye dönük parayı alıyor. Sizin için böyle bir bütçe var mı? Böyle bir hesap var mı? Böyle bir uygulama var mı? Yok. Bunlar 5 bin lira, 2 bin lira, 1000 lira değil. 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira büyük rakamlar. Ramazan Bey pardon, bir arada bir virgül koyup şunu soracağım. Bugün sigorta şirketleri ortalama ne kadar vefat tazminatı ödüyor? Ortalama yani tamam kanun şeyde açıklamada 290 bin lira. Ortalama nedir? Şimdi burada ölümlerde ortalama örneğin 120-130 bin lira ise yaralanmalar var. Sakat tamam. Kalma. Ortalama şu anda 80-90 bin lira civarında. Peki. Kusurlu sürücüler hariç yalnız orada daha yüksek 160 bin lira bir ortalama var. Çünkü o davadan geliyor. Diğerleri uzun yıllara yayılıyor. Geriye dönük geldiği için. Diğerleri gününde bittiği siz için. Siz davadan gelenlerden sıkıntılısınız. Tabii bizim sorunumuz davadan gelenlerden. Ama bir dakika Ramazan Bey şimdi şeytan avukatlığını yapalım. Şimdi bu tüketicinin lehine bir uygulama değil mi? Siz sigorta şirketi olarak 100 bin lira veriyorsunuz. Mahkeme diyor ki hayır bu 200 bin lira. Tamam. Yani tüketici için güzel bir şey, kötü bir şey değil ki. Peki şirketler bunu neyle ödüyor? Pulla mı ödüyor, parayla ödüyor? Hangi parayla ödüyor? Tüketiciden aldığı primle ödüyor. Peki biz bu kişilerin 10 yıl önce primlerini alırken bu para ödenecek diye mi prim aldık, ödenmeyecek diye mi? Ödenmeyecek diye. Yani bir tarife yaparken neye göre yaparsınız? Ödediğiniz hasara göre. Hı hı. Şimdi siz ödediğiniz hasara ve o günkü uygulamaya göre bir prim hesabı yapıyorsunuz ve bu prim hesabı sonucu kişilerden bir şey alıyorsunuz ve bir havuz oluşturuyorsunuz. Aradan 10 yıl geçiyor, yanlış olmuş diyoruz, geriye dönük size bu kadar daha fatura çıktı. Bu fatura nereden ödeniyor? Şirketlerin bilançosundan. Var mı böyle bir para? Yok. İşte bu zarar olarak yansıyor. Ha zarar olarak yansıyor derken uygulama da değişiyor. Bundan sonra gelecekte de artık maliyetlerinize bunu koymak zorundasınız. Bugünkü zamların temelinde geçmişte ödediklerimiz yok. Bakın orada hata yapmayalım. Onu biz bilançomuzla, sermayemizle kasadan ödüyorsunuz. Ödemeye hazırız. Cebinizde. Zararımız ondan kaynaklanıyor. Ama ödenmeyen hasarlar gelecekte ödenecekse artık bunu yeni primlere yansıtmanız gerekiyor. Yani siz bunu öngörerek primleri şu anda arttırıyorsunuz. Arttırıyorsunuz çünkü gelecekteki hesaplar değişti. Bu kusurlu sürücü içindi. Bir de normal kusurlu sürücü olmayan, hakkı olan kişiler var. Bunlar da haklarını alıyorlar. Geliyor şirketten hakkını alıyor. Neye göre hesap ediyorsunuz? Bizim bir ölüm mortalite tablolarımız var. Yine yayınlanmış kurallara göre belirlenmiş. Ona göre kişilere hasar ödüyoruz. Hasarı alıyor. Sonra dönüyor. Kişiler, avukatlar aracılığıyla bir dava açıyor. Diyor ki eksik para aldık. Peki neye göre eksik para aldınız? Siz diyor benim gelirimi atıyorum 1000 lira gösterdiniz. Halbuki benim gelirim 5000 liraydı. Peki biz size ödediğimiz gün gelirini 5000 lirasını ispat edebildin mi? Yok. Peki şimdi ne yapıyorsun? Ben mahkemeye gidiyorum. Mahkemede iki tane de şahit götürüyorum. Diyorum ki benim gelirim 5000 lira. Ve hesap formülünü de böyle uygulamak yerine böyle uygulayacak. Bana eksik para verdiniz, şimdi farkı bana verin. Peki ne yapıyor bu kararı alırken mahkeme? İşte gelirine şahidi dinliyor veya ticaret odasına yazı yazıyor. Bu kişinin geliriyle ilgili şey istiyor. Ortalama bir gelir. Kişinin vergi kaydı falan yok yalnız. Sizi dinlemiyor mu? Bizi dinliyor. Biz ödediğimiz formülü koyuyoruz. Hı. O diyor ki bu kişinin geliri diyor. Bak şahidi var diyor. Ticaret odasında da sordum. Bu meslek, örneğin boyacı. Meslek grubu ayda 5000 lira kazanırmış. Halbuki diyor siz buna 1500 liradan ödemişsiniz. Biz de diyoruz ki 5000 lira kazandığının evrağı yok. Bilgisi yok.
Kaydı yok. Bu sadece söylemden ibaret. Ha, gelirini ispat edemeyen kişinin biz asgari ücretten ödüyoruz diyoruz. Hayır diyor, o sizin işiniz değil. Bu kişilerin şahitlerini ben dikkate alıyorum. Gelirini buna koyuyorum. Ha, şimdi bu fark ne oluyor? Bu da mahkeme kararıyla oluyor. Bakın yine ısrarla şeyle bir yasada falan yeri yok. Dönüyor, aa diyor, buradan fark alınıyormuş diyor, biz de bir dava açalım. Geriye dönük 10 yıl zaman aşım boyunca ödediğiniz tüm dosyalara yeniden dava geliyor. Bunun hesabı var mıydı? Yoktu. Peki gelecekte ne yapacağız? Buna göre prim alacağız. Peki anladım. Şimdi böyle bir anladığım kadarıyla mahkeme kararlarından kaynaklı bir sıkıntı var. Şimdi, ve bugün primlerin yükselmesinin temel nedeni de o. Efendim, doğru mu? Mahkeme kararlarını derken mahkemelere kusur bulmayalım. Siz mevzuatınızı, yasanızı mahkemenin uygulayacağı şekilde düzenlemezseniz mahkeme boşluğu içtihatla doldurur. Peki ne yapmak lazım Ramazan? Şu yasada yasa diyorsunuz. Ne? Bakın, nedir? Bunları düzenleyen trafik kanununda belli 4-5 tane madde var. İşte tazminatı nasıl hesaplanır? Bununla ilgili bir madde yok. Onun konulması lazım. Yani tazminat hesabını yasayla tarif etmeniz gerekiyor. 2. Kim teminat içindedir? Kim teminat dışındadır? Kusurlu sürücü teminat dışındadır diye bir madde yok. 2012'ye kadar böyle bir sorun da olmadığı için kanuna yazılma ihtiyacı da doğmadı. Ama mahkeme bunun artık teminat içinde olduğunu söylüyor. O zaman teminat dışındaysa yasaya girmesi gerekiyor. Ha, teminat dışında kalmaya devam edecekse, içinde kalmaya devam edecekse, bugünkü yaptığımız gibi bunun primini almaya devam edeceğiz. Bunun yanında bugün siz sigortalısınız, bize gelip paranızı, bu dediğim hesaplar standarda geldiği zaman, bir haftada 10 günde alın, alamazsanız gidin bizi dava edin. Biz para vermek için can atıyoruz, davalık olmak istemiyoruz. Ama sigortalı davaya gitmek yerine bir avukata veriyor. Avukat bizi gelip parayı almak yerine dava açıyor. Çünkü maliyetleri yükseltiyor. O da kendi işinin doğrusunu yapıyor. Kendi gelirini artırmıyor. Halbuki yasa bunu diyebilir ki arkadaş git şirkette 10 gün içinde alamazsan git yine dava et. Peki bu yasa 3 tane madde sıraladı. Çok mu zor yani bunu çıkarmak? Maalesef işte bu kadar torba kanun çıkıyor. İçine koyamıyorlar. Efendim sorun burada. Bizim ısrarla 2 yıldır, 3 yıldır bakın bu yasaları düzeltmemiz gerekiyor. Bu yasalar düzelmezse bunun geleceği sorun dediğimiz yer burası. Ha, sıra gelmedi. Hep meclise giriyor. Gündeme geliyor. Komisyonlara kadar geliyor. Önceliklendirmiyor. Seçim. Bir de geçen yıl seçimden dolayı yasa çalışması çok zayıfladı. Ümidimiz bu sene 2016'da vallahi, bunun yasalaşması. Ramazan Bey, şu anda Türkiye'nin gündeminde iki tane konu var konuşulan. Birincisi terör, birincisi de trafik sigortası. Çok samimi söylüyorum. Yani bakın araştırmalara sonuçta bu çıkıyor. Artık bu da gündeme getirmezse ne getirir bilmiyorum. Şimdi başka bir şey soracağım ben size. Şu bir önceki tabloyu verir misiniz arkadaşlar? 10 yıldır zarar ediyorsunuz değil mi? Evet. Ve yaklaşık 7 milyarlara falan ulaştı zararınız. Benim anlamadığım bir şey var, kusura bakmayın. Şu tabloda, bu sizin geçen hafta toplantıda yaptığınız, yayınladığınız tablo. Bu bana bir anlamsız geliyor. 10 yıldır zarar ediyorsunuz, 2013 yılında, 2014'de primi düşürüyorsunuz. Bu şimdi, biraz garip değil mi? Ben onu açıklayayım. Bize de garip. Haklısınız. O zaman hem bir taraftan ağlıyorsunuz, şimdi bir taraftan da prim indiriyorsunuz. Şimdi orada bir de serbest rekabet var. Birisi geliyor, doğal olarak diyor ki, arkadaş ben bu zararı göze alıyorum. Ben bu primleri düşürüyorum ve pazar payımı artırıyorum. Artırıyor. Sonra dönüyor, aa burada çok büyük zarar varmış diyen şirketler, fiyatlarını yükselttiği zaman da bu sefer düşmüş primden dolayı yukarıya doğru gittiğinden dolayı yüksek oranlı zamla karşılaşıyor. İnsanlar doğal olarak diyor ki, ya geçen yıl neydi, bu yıl ne oldu? Ha, iki yıl önce neydi, bu yıl ne oldu demiyor. Veya son 5 yıldaki ortalama artış ne oldu demiyor. Örneğin son 4 yıl ortalamasına baktığınız zaman ortalama artış %50. Son 4 yıl ortalamasına baktığınız zaman bedeni hasarlardaki ortalama artış %300 hasar maliyetlerindeki. Ha, bu serbest rekabet. Bir başka konu orada yine bu fiyatlardaki artış. İki tane dikkat edin, zararlar o sizde bilgiler var. Evet var. 2012'de ve 2015'te. Arkadaşlar kar zarar tablosunu verin. Evet. Ha, orada her yıl zarar var. Ama zararların yönetilebilirliği sorunu var. Yani bu sigortalar bütün dünyada zarar eder. Ama %3 zarar eder, %5 zarar eder. Çünkü toplumun bütününü ilgilendiren poliçeler olduğu için, burada isteseniz de çok sayıda sigortalı olduğu için rekabetten şundan bundan dolayı bu fiyatlar yükselemez. Yükselirse de kamu müdahale eder. Şimdi bu zarar kısmı 2015'e geldiğiniz zaman yönetilemez hale geldi. Bakın
buradaki şu normal, 2006'dan 2011'e kadar o yönetilebilir bir zarardır. Tam da 2013'ten 2014'e gelen zararı işte da mı yönetebiliyorsunuz? 2012'de, bakın yine 2012'de büyük zararlardan dolayı fiyatlar arttı. Evet. Ve pazar normale dönmüşken, biraz önce sizin söylediğiniz, evet, fiyatlar arttı. Pazar normale döndü beklentisiyle geri indi fiyatlar. Siz kendi ayağınıza kursun, şimdi evet, kurşun kendi sıkıyorsunuz ayağınıza kursun. Yani. Şimdi bu biraz önce bahsettiğim maliyetler tekrar hızla yükselmeye başlayınca büyük zarar var diye fiyatlar... Tabii. Bir tabloyu bir daha ver Aytaç. Çünkü orada şöyle bir sorunla karşılaşılıyor Ramazan Bey. Yani fiyatı düşürüyorsunuz. Sonra arttırdığınızda %50, %100'e evet, yakın bir zamla karşılaşmış oluyor tüketici. Halbuki istikrarını siz tüketiciyle koruma. Oynuyorsunuz. Ya tüketiciyle oynamıyoruz. Bilanço müsaade ettiği müddetçe doğal olarak rekabet şartları sizi ideal fiyata getiriyor. Ha bir mevzuat, bir yargı kararı veya bir değişim hasar maliyetlerini yükseltince geri fiyatlara yansıyor. Fiyatlara yansıdığı anda tüketici bir önceki yılla bu yılki kıyaslamaya bakıyor. Ha bir de burada şunu da dikkate alalım. Hangi araç türlerinde fiyatlar çok artıyor? Hangi tüketicide fiyatlar çok artıyor? Mesela en çok ticari araçlarda fiyat artıyor. Niye? Hasar sayılarına bakın. Hı hı. Bir kısım araç kullanıcılarında veya araç kullanım tarzlarında bakın. Şimdi en çok taksiciler bizi şikayet ediyor fiyatlarınız artıyor diye. %47 bakın 100 araçtan 47'si kazaya karışıyor. %50'si 100 araçtan 50'si kaza yapıyor İstanbul'da. Evet. Şimdi bunun artmama şansı var mı? Bakın hususi otomobiller daha makul. O biraz önce dediğim hasar maliyetlerini alıyor. Halbuki öbürleri çok kaza yapmanın maliyetini alıyor. E ne oldu? Ticari araçlara sınırlama geldi. Şimdi sınırlama geldi de çözüm mü oldu? Kötü sürücü vardı 25-30 bin tane, iki ve daha fazla kaza yapan. Onlar şimdi yüksek prim ödemiyor. Hasar az olanlar onun maliyetine katlanıyor. Şeyin dışına çıktınız bakın. Ha yani daha önce hasarsızlarda bir indirim vardı. İndirim vardı. Şimdi artık herkes standarta. Şimdi hayır, üst taraf hasarlıya daha yüksek fiyat koyamadığınız için onun maliyetini hasarsız kişi ödemeye başladı. Peki 1,5 dakika kaldı. Son şu asıl gündemdeki konuyu da sorayım yine bu ticarilerle ilgili. Belli ki ticari araçlarda da bu iş derde derman olmamış. Şimdi bende bir puan döken diyor ki kasko ile trafiği birleştirelim. Öyle satalım sigorta şirketlerine yararına. Buyurun. Şimdi... tabii şey, bende bir puan döküle söylediği çıkıyor yalnız. Bu bize göre bir sorun değil. Biz bunu kasko ile trafiği birleşik poliçe zaten satıyoruz. Orada şu ayrımı yapmak lazım. Trafik zorunlu poliçe. Ben orada Bendevi Bey şunu söylüyor mu acaba? Kasko ile trafik ikisi de mi zorunlu olsun diyor. Ben öyle anlıyorum ben. Öyle anlıyorsak güzel, hemen birleştirelim. Prima. Orada uygulama şudur. Trafik zorunludur. Kasko üstüne isteğe bağlı verilir. Hı hı. Şu anda bir sürü şirket kasko ile trafiği tek poliçede satıyor ki geçmişte bir sürü şirket satmaya çalıştı ama satılamadı. Niye? Trafik daha fiyata endeksli. Çünkü karşı tarafı koruyor. Kasko daha kendini koruyor. Kasko'da daha çok şirket seçimi var, hizmet kalitesi seçimi var. Trafik fiyata endeksli olduğu için birleşti. Bir şirket kasko'da fiyatı iyiyken trafikte fiyatı yüksekse bu sefer dönüyor. Trafik için kendi çalışmakta olduğu şirketi değiştirmek zorunda kalıyor. Tüketici onu da tabii değiştirmiyor. Ha burada ikisi de zorunlu olsun dediğiniz anda bu çözülür ama bilmiyorum, buna hiçbir kamu otoritesi isteğe bağlı bir teminatı zorunlu hale de getirmez. Peki çok teşekkür ederim Ramazan Bey. Yani yine arada bir başkan olarak gelin katılın da bir tartışalım böyle konuyu. Bir de hani bilinmeyenleri de sizle birlikte bir ortaya koyalım. Tekrar teşekkürler. Teşekkür kolay ediyorum. Gelsin trafik sigortasıyla ilgili çabanız. Umarım bu sorunlardan sonra düzelme olur. İnşallah. Yasal düzelme olur. İnşallah. Efendim yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sundu.